Manşete hoş geldiniz. Ramazan'ı bayramı geride bıraktık. En sert 20 güne girdik. Bugünden itibaren tam 3 hafta var. 20 gün. 21. gün seçim 14 Mayıs. Ve sert geçecek bu 20 gün öyle görülüyor. Şu güne kadar yaşanan gelişmeler zaten bundan sonra neler yaşanacağının da habercisi. Ortada iki somut gerçeklik var. Birincisi Erdoğan artık gündemi belirleyemiyor. Ki bunu ne zamandır, bu ne zamandır böyle. Yani ne zamandır gündemi belirleyemiyor. Daha önce Erdoğan'la atışan veya Erdoğan'ın söylemlerine, Erdoğan'ın çıkışlarına cevap yetiştirmeye çalışan muhalefet gitti. Şimdi muhalefetin çıkışlarına cevap vermeye çalışan veya muhalefetin çıkışlarını bir şekilde göğüsleyip tekrar muhalefete göndermeye çalışan, gol yapmaya çalışan tabir yerindeyse futbol tabiriyle bir iktidar var. Bu muhalefetin gündemi, gündemi belirlemeye çalıştığını gösteriyor. Daha doğrusu belirlediğini gösteriyor. Evet muhalefet epey bir zamandır gündemi belirlemeye çalışıyordu ve son aylarda e, bu üstünlüğü eline geçirdi. Burada elbette son dönemde iki önemli yani esasen pek çok şey beklendiği gibi oldu yani seçimlerin olması cumhurbaşkanı kararıyla olması Erdoğan'ın aday olması Kılıçdaroğlu'nun aday olması seçim ertelemeye gidilmemesi pek çok şey beklendiği gibi oldu Millet İttifakı'nın işte geldiği süreç Cumhur İttifakı'nın geldiği süreç filan bileşenleri neyse ...medya şekillenmesi, bürokrasi şekillenmesi, YSK'nın tavrı, HDP kapatma davası, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak... ...pek çok şey beklendiği ve öngörüldüğü gibi gerçekleşti esasen. Bir sürpriz yaşanmadı. Fakat iki elbette sürpriz oldu. İlki elbette bir doğa olayıydı, deprem. 6 Şubat depremleri sarstı, çok şeyi sarstı ve bugün... Erdoğan ve ortaklarının artık deprem bölgesine gidip kamp kurmasına, bakanların bölgeden aday gösterilmesine falan vardı iş. Yani Erdoğan depremle oy kaybettiğini gördü ve bunu lehine çevirmeye çalışıyor. Bir diğer konu da 3 Mart'ta Millet İttifakı'nda yaşanan deprem, 6 Mart'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylarının açıklanması ve Akşener'in masadan kalkıp tekrar masaya oturması ama masaya otururken de iki büyükşehir belediye başkanını Kılıçdaroğlu'nun sağına ve soluna koymasıydı. Yani Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sahaya indiler. Özellikle Ekrem İmamoğlu son derece aktif bir kampanya yürütüyor. Mansur Yavaş maaşından vazgeçti. Ekrem İmamoğlu işte İstanbul'u bir anlamda bir kenara bıraktı ve Gayet doğal bir varlık yokluk savaşına giriliyor. Kaldı ki Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava da devam ediyor. Yani siyasi yasa söz konusu, siyasi yasaklanması İstanbul Belediyesi'nde kaybetmesi söz konusu. Her anlamda herkes elinden geleni ardına komuyor ve Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu için, Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu için, Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu için, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamoğluoğlu, Babacan Kılıçdaroğlu için kampanya yapıyor. İktidar cephesine baktığınızda Cumhur İttifakı'nda bu renkliliği göremiyorsunuz. Bu ağırlığı göremiyorsunuz. Bu karizmatik isimleri göremiyorsunuz. Özellikle bütün Cumhurbaşkanı aday anketlerinde son iki senedir sorulan isimlerle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu kampanya yapıyor. İlk üçteki dörtteki isimler Kılıçdaroğlu'nun sağında solunda ve ilk defa dün bir video çekerek yiğitlerim kelimesiyle bu başkanları lanse etti. Mansur Yavaş'ı ve e, Ekrem İmamoğlu sağına soluna oturttu ve birlikte yapacaklarını anlattı ve görev bölümü yaptı. Her ikisine görevler verdiğini anlattı. İki başkan da sahada aktif bir şekilde Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu lehine e, kampanya yaparken bir anlamda ortak videoda da buluşmuş oldular. İşte bugün bunu biraz konuşacağız. Kılıçdaroğlu özellikle son bir haftada çektiği Kürtler Alevi videolarıyla dikkat çekti ve bunu haftanın sonunda Yiğitlerim videosuyla e, taçlandırdı tabir yerindeyse. Birazdan o videolara yani özellikle Alevi videosunun etkisine bakacağız ama öncelikle dün akşam yüklediği e, bu Yiğitlerim videosuna videosuyla başlayalım. O videoyu şimdi size izleteceğim ve üzerine konuşacağız. Bu videoda dikkat çeken şey ortak nokta şuydu. Her üç liderde Kılıçdaroğlu ve sağındaki sondaki iki başkan beyaz gömlekler giymişlerdi. Bütün bunların hepsi planlanan şeyler. bir Atatürk fotoğrafının önünde, bir kütüphanenin önünde ama Atatürk fotoğrafının merkeze alındığı bir fotoğrafın önünde bir background'un önünde çıktılar ve önce Kılıçdaroğlu konuştu daha sonra sözü İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a verdi masanın üzerinde evraklar var dosyalar var Mansur Yavaş not alıyor Ekrem İmamoğlu'nun önünde bir iPad var o da işte orada notları var oraya bakarak konuşuyor üç başkan da beyaz gömlek giymişler ve gömleklerin e, kolları sıvalı e, bu işte beyaz gömlek e, kolları sıvanmış gömlekler bir aksiyonu işaret ediyor yani kolları sıvadık ve şeye hazırız iktidara hazırız geliyoruz mesajı bütün bunların hepsi elbette planlı ve bir reklam kampanyasının e, bir propagandanın e, parçası. E, 4 milyon seyredilmişti. Ben bu ekran görüntüsünü aldığımda bu video ve artarak devam ediyor. Birkaç saat içinde 4 milyon kere seyredildi bu video. E, Alevi videosu kadar etkili olmasa da ya da Alevi videosuna yaklaşmasa yaklaşamayacak olsa da bunun nedenlerini birazdan anlatacağım size. Son derece ses getirici bir videoydu. Şimdi bu videoyu birlikte izleyelim. Üzerine konuşacağız. Sevgili milletim. Bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boş verelim. Biz işimize bakıyoruz. Siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz. Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılar var. Mutfaklarda yangın var. Kira derdi var. Dahası depremler var seller var. Ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var. Bu yüzden doğru şehirleşmeye, doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye, güçlü yapılara ihtiyacımız var. Türkiye'yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabii Ekrem Başkan yapar. İstanbul'da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var. Bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit odur. Yani Ekrem Başkandır. Gündemimizdeki diğer bir konu ne? Sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile destekleri sigortasından kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye'yi geliştirecek, güçlendirecek teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? E doğal olarak onu da Mansur Başkanımız yapar. Bu konuda Ankara'da devraldığı kötü yönetimi halkçı politikalarıyla hızla bambaşka bir yere taşıyan, peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur Başkanıma güvenirim. Ülkenin teknolojileri konusunda da ona güveneceğim. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Eee bu güzel ülke eee son 20 yıl içinde en büyük yıkımı ne yazık ki kentlerde yaşadı. Eee evet. çoklu kanun, kurum ve e, yönetmeliklerle ve de ay, partizanlık ve ayrımcılıkla evet. kentlerimiz ne yazık ki çağdaş dünyanın e, çok gerisinde evet. kaldı. Belediyecilik ve dünyanın en büyük kenti İstanbul'da elde ettiğim deneyimle ikinci yüzyılda kentleri en çağdaş seviyeye taşıma ve özellikle plansız otobanlarla değil birbirine entegre raylı sistemlerden hava yolu karayoluna entegre bir ağ olarak Türkiye'yi dünyanın en önemli lojistik merkezlerinden birine dönüştürmeyi ve bütün kentlerimizi, bütün yerleşim bölgelerini depreme dayanıklı ve uygar bir sürece kavuşturmayı bütün ülkenin mutluluğu için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkürler, teşekkürler Ekrem Başkanım. Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Sosyal devlet anlayışını yeniden yapılandırarak hiç kimsenin yatağa aç girmediği, açıkta kalmadığı, eğitiminden ve protein hakkından mahrum kalmadığı bir yapıyı yeniden inşallah inşa edeceğiz. Çiftçinin sırtından döviz yükünü kaldırmak suretiyle kırsal kalkınma desteklerimizle çalışan, üreten ve kendi ülkesine yeten bir modeli mutlaka oluşturacağız. Karada, havada, mavi vatanda ve siber uzayda, 7 bölgede, 81 ilde önemli stratejik ve milli teknoloji çalışmalarına liyakatlı kadrolar ve ülkemizin pırıl pırıl gençleriyle mutlaka başarıları imza atacağız. Teşekkür ederim. Hepinizin huzurunda iki başkanıma da yürekten teşekkür ederim. Sevgili milletim, çok çalışacağız, çok. Başka çaremiz yok. Dünya gündeminden çok ama çok geride kaldık. Mesafeyi kapatmak için çok çalışacağız. Hadi başkanlarım, Bismillah diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hadi başkanlarım Bismillah diyoruz diyerek de e, kapattı videoyu. Bismillah vurgusu da önemliydi. Ee, tabii yani e, Kılıçdaroğlu'nun tek başına çektiği videolarda e, %100 samimiyet duygusu direkt seyirciye geçiyordu. Fakat burada tabii iki başkan olması, onlara söz verilmesi ister istemez... E, e, bir sinerji problemini yani videoda kurguda bir sinerji problemini gösteriyor yani herkese biçilmiş roller var herkesin söylemesi gereken laf laflar var belli yerlerde yapaylığa düşülüyor doğaldır tek kişinin videosu ayrı ama üç kişi birlikte çıktığınızda ayrı belki de bu ilk video için olduğu ilk video olduğu için böyle belki başkalarını da e, ilerleyen günlerde çekerler fakat birlikte görüntü vermeleri açısından önemliydi Ekrem İmamoğlu'nun görev tanımına verdi Kılıçdaroğlu. Şehirleşme, konut politikaları dedi. Ve İstanbul'da gösterdiği başarının Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında bu görevlerle devam edeceğini söyledi. Mansur Yavaş'ın görev tanımında da sosyal politikalar var ve özellikle Kılıçdaroğlu'nun altını çizdiği aile destekleri sigortası. Buna çok önem veriyor ve o işin başına da muhtemelen Mansur Yavaş'ı getirmiş Şimdi bir yandan bakıyorsunuz Başta da söyledim Erdoğan'ın elinden iki şeyi aldı İlki evet e, gündem belirleme meselesiydi. İkincisi de kutuplaşmayı aldı. Erdoğan kutuplaştırarak götürüyordum. Gerçi bunu hala yapmaya çalışıyor ama e, Erdoğan'ın kutuplaştıracağı konularda muhalefet ön alarak özellikle Kılıçdaroğlu ön alarak onu o konuda da yalnız bıraktı. Artık kutuplaştırmanın aşağıda da artık bir fazla bir, bir karşılığı yok. Erdoğan da bunun farkında o açıdan son 20 günde ne yapacağını bilmiyor. Şimdi bir anda bu kadroya bakıyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun sağındaki solundaki isimlere bakıyorsunuz. Diğer e, Akşener, Davutoğlu, Babacan falan onları saymıyorum. Bir anda da e, Erdoğan'ın yanındakilere bakıyorsunuz. Erdoğan'ın yanındakilerinde Karadeniz gazı projesinde neyse verdikleri fotoğraf bu. Yani her iki fotoğraf arasında bile dağlar kadar fark var. Bir anda bu kurmaylar ülkenin 14 Mayıs sonrasına talip oluyorlar. Öbür tarafta da 14 Mayıs sonrasına talip olan Erdoğan'ın iktidar bileşenleri. Bu kadar baris. Kılıçdaroğlu TikTok'ta da etkin olmaya çalışıyor, gençleri yakalamaya çalışıyor. TikTok farklı bir mecra. Gerçekten oradaki kitleyi yakalamak, oradaki görüntülenme oranlarını yakalamak zor. Ee, orada da bir dil tutturmaya çalışıyor. Çok geç girdi ama e, işte müzikli videolarla veya gençlere seslenen daha kısa videolarla falan. <laughs> Ee, orada da e, heyecan uyandırmaya çalışıyor ama o iş biraz zor söyleyeyim. Yani ben birkaç videosunu seyrettim. TikTok'ta o olayı yakalaması zor görülüyor ama Twitter'da gayet başarıyla götürüyor. Son yüklediği videoda gençler e, büte bırakmayalım ilk turda bitirelim bu işi dedi. Bütünlemeye bırakmayalım e, ve finalde bitirelim e, bu işi mesajını verdi. Final olarak da 14 Mayıs'ın altını çizdi ki e, bu çıkışının ardından ilk turda bitmeli kapağı veya işte bu grafik dolaşıma girdi. Bu birkaç açıdan önemli. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun sloganı olduğu için veya yeni sloganı olduğu için değil, seçimin ilk turda bitmesi gerektiğini, bu işi yakinen takip eden bütün siyasal uzmanlar, siyaset bilimciler ve Erdoğan rejiminin gitmesi gerektiğini ve ülkeye her geçen ay, her geçen yıl büyük kötülük verdiğini, altını çizen uzmanların baştan beri söylediği bir konu. Herhalde ben de onlarca programda bunu söyledim. Yazı yazdım, analizlerde bu var falan. Herkesin yani bu yeni bir keşif değil, yeni bir analiz değil, olağanüstü bir tespit değil bu herkesin üzerinde birleştiği bir doğru ilk turda bitmesi neden ilk turda bir parlamento aritmetiği ortaya çıkacak ve bu parlamento aritmetiğindeki durumdan hareketle Erdoğan yelkenlerini şişirmeye çalışacak ve işte bak görüyor musunuz istikrar istikrarsızlık diyecek e, parlamentoda çıkan denkleme göre ki parlamentoda e, millet ittifakının anayasayı değiştirecek hatta ona yaklaşacak kadar bir çoğunluk bile sağlayamayacağı şu anki kamuoyu araştırmalarında görülüyor iki İki tur arasında yaşanacak herhangi bir ekonomik zelzele, deprem, faizlerin e, oynaması, döviz kurlarının fırlaması falan gibi şeyler gene Erdoğan'ın yelkenlerini şişirebilir. Bak birinci turda bana oy vermediniz, birinci turda seçmediniz. Ülke nasıl bir girdaba girdi diyebilir. Pek çok şey açısından yani parlamento sonuçlanacak ama Cumhurbaşkanlığı sonuçlanmayacak. Cumhurbaşkanlığı için 15 gün sonra ikinci tura gidilecek. O açıdan e, her iki seçiminde ilk turda bitmesi e, önem. Arz ediyor. O arada tabii seçimi ikinci tura bir iki bıraktıran en önemli unsur Muharrem İnce. Ondan sonra da Sinan Oğan. Muharrem İnce'yi bayram boyunca pek fazla göremedik. Ortada yoktu. Gündem olmadı. Konuşulmadı, konuşturmadı kendinden. 3-5 gündür yok. Hayrola diyelim ve bakalım. Bazı analistler eski etkisinin kalmadığını ve gittikçe mevcut desteğini de kaybettiğini söylüyor. Bakalım iş nereye gidecek. Orada. arada... Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi videosu yaklaşık 30 milyon görüntülenmeyle Twitter tarihinin en çok görüntülenen videosu olmuş. Bu da önemli. Dünyada sadece Türkiye'de değil, 2022 Dünya Kupası videosu Messi'nin daha önce 25.8 milyon görüntülenmişken Kılıçdaroğlu'nun videosu yaklaşık 30 milyon. Bu birkaç saat önce aldığım ekran görüntüsü orada 29.6 milyon izlenmiş bu video. 29.6 milyon izlenmiş. 105 milyon da kere görüntü bu tweet 105 milyon kere de Twitter kullanıcılarının önüne düşmüş. Kılıçdaroğlu'nun bayramda yaptığı en önemli ziyaretlerden biri o memur Teoman, Re Reza Zarrab'dan rüşvet almayan memur Teoman. Ziyaretiydi. Ee, önemli bu ziyaret, sembolik. Ha deniyor ki yani 17-25 polisleri yıllardır cezaevindeyken, 2014'ten bu tarafa e, 9 yıldır cezaevindeler. Tam 9 yıldır cezaevinde o polisler. Onları e, ziyaret etmediniz, onları bir kere bile ziyaret etmediniz, bir kere bile isimlerini anmadınız da şimdi onların ortaya çıkardığı yolsuzluk dosyası üzerinden memur Teoman'ı rüşvet almadı diye e, ziyaret ediyorsunuz. Evet yani bu serzenişleri şikayetleri ben de gördüm ama e, bir biçimde Kılıçdaroğlu belli ki yapabildiği kadar yapıyor ve bu aşamada memur Teoman'ın ziyareti önemliydi. Aynı şekilde andesine kavuşan Yusuf Kerim kanser hastası. Nihayetinde Ramazan arefesinde Ramazan bayramı arefesinde Annesine kavuştu Yusuf Kerim Mecliste onun için özel yasa çıkarıldı Onlara da bir tebrik telefonu Kılıçdaroğlu'ndan gitti Bunu da hatırlatmış olalım Alevi videosu o kadar sarstı ki iktidarı İşte gündem belirleyememe ve kutuplaşma İktidar Özellikle Erdoğan ondan sonraki bir takım adımlarını buna göre atmaya başladı. Yani Sultanahmet Camii avlusundaki miting de böyleydi. Selahattin Demirtaş onun tweetini atmış. Camide seçim mitingi yapıyor. Konuşmasının yarısı yalan, geri kalanında iftira, hakaret, kışkırtma. Oy için ne din bıraktı ne iman. Evet artık gerçekten gitmesi gerekiyor. Artık gerçekten bu iktidarın ne pahasına olursa olsun gönderilmesi icap ediyor böyle bir noktaya gelindikten sonra nasıl olmasın ki Alevi videosu yandaşları da tabir yerindeyse kudurttu. Bu adamı durdurun diyor İbrahim Karagül. Artık bu işin seçimle siyasetle alakası yok. Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Yani sandık, seçim, siyaset falan geçelim yani artık diyor. Bu başka bir iş diyor. Başka bir yere gidiyor. Bu bir anlamda kaybetmenin de paniği. Öznur Kalender çizmiş. Ben Aleviyim deyince Kılıçdaroğlu hay Allah tam ben söyleyecektim ağzımdan aldın. Durum tam da bu. Evet, durum tam da bu. Erdoğan'ın söylediği her şey yalan. Sonuncusu bayram arefesinde işte İngiltere ile denizaltılar konusunda işbirliği yapacağız falan filan dedi. İngiltere Donanma sözcüsü bunu yalanladı. Her söylediği yalan. Gerçekten biraz evvel şeyin söylediği gibi, Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi ekonomide de öyle. Yani bir ekonomik kriz var diyor, hayat pahalılığı var diyor. Daha sonra da yok öyle diyor filan. Yani kendi kendini yalanlıyor. Bir gün başka, bir gün başka. En son dün 14 Mayıs'tan sonra gıdada her türlü yanlış yola gidenlere gereken dersi vereceğiz. İşte ekonomideki sıkıntıları unutmadık filan. Yani bir gün sıkıntı var diyor bir gün sıkıntı yok diyor. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Taban da bunu görüyor mudur? kendine oy veren, inanan insanlar arkasına düştükleri, hani Erdoğan arkasına düşenler bunun farkında mıdır bilmiyorum. Göreceğiz ama ekonomideki panik, ekonominin başında olan şu anda, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'na yönelen öfke ekonominin başındaki Nurettin Nebati'nin de dilinden döküldü. Seviyesizlik diz boyu. Doğalgazdan togdan anlamazsın eziksin sen git ağla, biz işimizi yapıyoruz falan yani bakanlar bakanlık gücüyle binlerce insanla devlet görevlisiyle devlet imkanıyla devlet polisleriyle koruması altında ve bir takım sözler vererek filan bakanlık gücüyle propaganda yapıyorlar böyle bir dönem. Sonra çapsız bir bakan da çıkıyor ülkenin ana muhalefet liderine cumhurbaşkanı adayına ezik diyor yani. Bu evet onların bir anlamda sıkışmışlığını da göstergesi yani o kadar sıkışmış durumdalar ki artık bir noktadan sonra hakaretler savuruyorlar. Taha yol paylaşmış. Yunanistan 1000 dolar borç almak için yıllık 41 dolar faiz ödüyor. Türkiye 1000 dolar borçlanmak için 97,5 dolar faiz ödüyor. Asıl tefeci faizi bu demiş. İşte faiz edebiyatı yapanların bu rakamlar halktan sakladıkları rakamlar. Davutoğlu mühim bir tweet paylaştı dün akşam. 23 Nisan akşamı 15 Mayıs bir video paylaştı. Bir kolajdı bu. Erdoğan'ın söyledikleri, Bahçeli'nin söyledikleri ve kendi lafları. 15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak. Ve şu sloganı söyleyecek. Ben yapmadım, o yaptı. Bunu önemsiyorum çünkü Davutoğlu Erdoğan'ın kodlarını da Erdoğan'ın Bahçeli ile yaptığı ortaklığı da iyi biliyor. O dönem zaten AKP'nin içindeydi, bir dönem başbakandı. Dolayısıyla Bahçeli'nin bu kehanet, şey Davutoğlu'nun özür dilerim 14 Mayıs'tan sonrasına dair bu kehanetini ve bu veya bu öngörüsünü önemsemek gerekiyor. Benzer bir biçimde Doğu Perinçek de iktidarla köprüleri attı. Mevcut rejim demokrasi değil, mafyokrasidir dedi. İşte yargı altın çağını yaşıyor. Şahane Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nda girmek için işte efendim kapısını çalan, Erdoğan'la fotoğraflar veren, taklalar atan falan bir adam. Erdoğan'ın yanındaki adamı da yanına çekti. Ertem Sancak falan. Şimdi ne olduysa ortaklık bozuldu ve Erdoğan rejimine, mevcut rejime demokrasi değil mafyokrasi demeye başladı. Yani bunu da önemsemek lazım. Gemiyi en son kim terk ediyordu? Varın siz de onun cevabını verin. Kavala'nın hapisteki 2000. günü, 2000 gün yaklaşık 5,5 yıl demek, 65 ay demek, 285 hafta demek. 5,5 yıldır içeride Osman Kavala ve bu şekilde iletişim yayınları bir grafik hazırlamış, bunu paylaşıyor, Twitter'da da gündem. Ama sadece Kavala değil, biraz evvel söyledim. 17-25 Aralık polisleri 22 Temmuz'da, bu 22 Temmuz'da 9. yılını dolduracak cezaevinde. Nice gazeteciler hala cezaevinde. Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, Mustafa Ünal, Gültekin Avcı, diğerleri. Pek çok yargıç, binlercesi e, soruşturma altında, yüzlercesi hala cezaevinde tutuluyor. Hücrede tutulanlar var. E, sadece 5,5 değil 6 yıldır, 7 yıldır, 8 yıldır, 9 yıldır cezaevinde tutulan insanlar var. Özgürlüklerinden mahrum edilen, hayatları çalınan insanlar. Ve bu insanların artık son umudu 14 Mayıs. 14 Mayıs'ta bu düzen değişsin, bu bu rejim bitsin. Hukuk dönsün ve biz dönmüş hukukla adil mahkemelerde yargılanalım. Ve diyorlar ki göreceksiniz adil mahkemelerde kitaba göre yargılandığımızda suçumuzun olmadığı ortaya çıkacak. Görevimizi yaptığımız ortaya çıkacak. Yani insanların bekledikleri e, salı verilmek affedilmek falan değil bir e, onlar yargılanmak adil yargılanmak istiyorlar ki zaten adil yargılandıklarında çıkarıldıkları işte ilk duruşmada tahliye edilecekler. Hali 14 Mayıs'tan beklenti biraz da bu. İlk turda bitirelim bu işi o açıdan da önemli. İlk turda bitmezse 20 günden sonra önümüzdeki 20 günden sonra bir 14-15 gün daha e, daha şiddetli, daha sert bir kampanyaya tanıklık edeceğiz demektir. Diyor ve e, bu Haftanın ilk manşetini noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.